Evet efendim, bülteni açarken de sizlerle paylaşmıştım. TV'den Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Emin Aydın bizlerle birlikte olacak diye şimdi hemen yanımda. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Işıl Hanım. Tam da CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel yerel basının sorunlarından bahsederken aslında üstüne bizim de belki birkaç değerlendirmemiz olacak, evet, değil mi? Konuşmamızın sonlarına doğru. Evet. Ama başta hem zannediyorum ki izleyenlerimizin de oldukça merak ettiği bir konu var. Hem de yeni bir dijital platforma geçişi söz konusu olacak. Hemen sözü, evet, de bırakayım. Ben öncelikle Atilla Sertel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdiği sorunları bir parçası olarak, sorunu yaşayan bir medya şirketi yöneticisi olarak kendisine teşekkür ederim. Yani Atilla Sertel bizim camiadan meslek büyüğümüz, bir abimiz. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı uzun yıllar ve mesleğin sorunlarına çok hakim. Ama ben mesleği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan Atilla Sertel dahil ya da meslektaşlarımıza işte sizin sorunlarınızı gündeme taşıyacağız diyen insanların yeteri kadar seslerini duyurabildiklerini, yeteri kadar etkili olabildiklerine inanmıyorum. Bu her partide var. AK Parti'nin içerisinde de bizim mesleğimiz içinden gelmiş büyüklerimiz, abilerimiz var. CHP'nin içinde de var, başka partilerde de var, MHP'de de var. Aslında bütün siyasetçiler basının sorunlarını biliyor, hakimler. Fakat bunların çözümü noktasında etkin ve etkili değiller. Sadece bizlerin gazını almak için meclis kürsüsünden bazen konuşuyorlar ama bu işlerin takibini yapmıyorlar. Ben meslek büyüklerime şunu söylemek istiyorum. Bizi temsil eden işte bunun içine gazeteciler cemiyetleri, işte federasyonları, konfederasyon yetkilileri dahil bizim sorunlarımızı gündeme taşıyan abilerimiz bu mesleğin içinden geldikleri için fikri takibin ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Hı hı. Fikri takip bir haberin devamlılığıdır. Bir şey olur ama onun devamındaki ta sonuçlanana kadar, atıyorum bir cinayet işlenir, cinayet zanlısının mahkemenin onun suçunun kararını verene kadar, hatta tahliye olduktan sonra bile, evet, o işlediği suç, yaşadığı süreç, işte aldığı ceza ona ne hissettirdiği varana kadar bir konuyu takip etmeleri gerekir. Yani mesleğin, yani bir dosya açar ve kapatır. Evet, mesleğin içinden gelen abilerimiz lütfen bizim mesleklerin sorununun gündeme getirilmesi ve çözülmesi noktasında açtıkları dosyayı takip etsinler, hakkını versinler diyorum. Biz de onların hakkını verdiği oranda, onların bugün şu an eleştirdiğimiz gibi yarın hakkını vermekten de geri kalmayız. Teşekkür etmeyi de biliriz. Ben yine teşekkür ediyorum gündeme getirdiklerinin için ama en büyük teşekkürümüzü sorunların çözümüne sakladığımızı belirtmek aslında isterim. Aslında gündeme getirilmesi de çok sık olmuyor. Evet, yani hani işte bir çok ara ara memleketine duyuyoruz. Geldiklerinde bir gördüklerinde bakıyorlar. İşte yayın kuruluşlarıyla temas kurmak zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü yerel yaşayan insanlara ulaşmanın yolu yerel yayınlar, yerel gazeteler, işte yerel internet siteleri, televizyonlar. Halka böyle duyuracaklar ama buna bu noktada sorunlarla yüzleşiyorlar. İşte sonra gidiyorlar. Etkisi kısa sürüyor. Sonra tekrar unutuyorlar. İşte bir kamuoyu oluşuyor. Şimdi şu son günlerde birkaç meslekle ilgili sıkıntılar var. Gündeme gelmiş konular var. Gene gündeme geliyor ama ben lütfen ısrarla fikri takip yapmalarını istiyorum. Evet, İstirham ediyorum. Mesaj yollamış, evet, olalım. Yine değiniriz. Sorunları, evet, da açarız sonlara doğru ama daha heyecanlı bir kısmı var işleyişle ilgili. Evet. Yeni bir dijital platform. Evet. Nasıl bir uygulama olacak? Ben de merak ediyorum, burada öğreneceğim Ayşegül bu arada. Öncelikle bizim izleyicilerimizi bilgilendirmemiz gereken bir konu var. Evet. Yaklaşık 6 gündür uydu yayınımız sekteye uğramıştı. Bizi uydudan izleyen izleyicilerimiz, yani uydu alıcılarıyla izleyen izleyicilerimiz bizi izleyememişti. Dijital yayınlarımız devam etmişti fakat uyduda izleyememişlerdi. Burada yeni bir, bunun sebebi yeni bir dönüşüm sürecine hazırlık halinde olmamız. Televizyonlar artık yavaş yavaş dönüşüyorlar. Bunun iki sebebi var. Bir, gelişen teknoloji. Artık Türkiye'de HD, ST, eski yöntem, ST uydu alıcısı, ST televizyon neredeyse kalmadı. Hep HD'ye geçti kullanıcılar, vatandaşlar. Sanırsam %8 civarında bir ST uydu alıcısı kalmış Türkiye'de. Ama %8'lik ST uydu alıcısında olmanın televizyonlara maliyeti neredeyse iki katı. HD'ye geçtiğimizde hem görüntü kalitelerimiz artacak, bizi evlerinden, televizyonlarından izleyen izleyicilerimiz daha net görecekler ve bizim giderlerimiz neredeyse yarı yarıya azalacak.
Şimdi burada muhtemelen merak edenler vardır. Çok konuya hakim olmayanlar da vardır. Onların merak ettiği soruyu ben şöyle sorayım. Ben kumandayı elime aldığımda sizi eskisi gibi takip edebiliyor olacağım mı merak ediyorlardı şu an. Evet. Uydu alıcısı HD olan bütün izleyiciler bizi eskisi gibi takip edebilecekler. Yani televizyonların birçoğu aynı yönteme geçiyorlar. Uydu alıcıların HD olması gerekiyor. Çok az kalmış, %8 oranında olduğunu söylüyorlar. %8 civarında bir kitle de bunu değiştirecek yani televizyonları izlemek için. Çok da küçükmüş maliyeti. Bugün 50 lira 100 lira uydu alıcıları. Çok yani küçük, çok ucuz bir yatırım izleyici için. Ama bu televizyonların büyük oranda yükünü hafifleten bir durum. Zaten de hızla o dönüşüm oluyor. Arkasında kalan %8'lik bir kısım mı kullanmayanlar? Evet, %8 HD değil. Yani ondan kalan hep HD kullanıyor. K4 olanlar var, 4K olanlar var. Teknoloji böyle yani. Zaten gelecekte de tamamen dijitalle gidiyoruz. Tamamen internet üzerinde olacak yayıncılık ama biraz daha Türkiye'de uydu alıcılarından yayın almaya devam edecek izleyiciler. Buna giderken biraz daha bir süreç geçireceğiz. Biz biraz yavaş ve arkadan takip ediyoruz. Kuvvetle muhtemel dünyada gözlemliyor olacağız. Dijitale tamamen dönüşü nasıl yaşandı? Aslında bizim mesleğimiz açısından da değil mi? Evet. Sürekli yenilik, değişim, dönüşüm. Bazen karşı durmamak lazım belki. İçinde olmak lazım. Dönüşüme ayak uydurmak lazım. Evet. Çok da soru işaretlerini barındırmamak lazım diye düşünüyorum ben. Mesleğimiz açısından da yeni artıları da beraberinde getirir. Evet. Öğretirken öğrenmek diye bir deyim var Ayşegül Hanım. Aslında en çok öğrenenler öğretenler oluyor. Bizim görevimiz öğretmenlik yapmıyoruz ama toplumu bilgilendiriyoruz. Yani aslında biz topluma çevrelerinde neler oluyor bitiyor, hayatta neler yaşanıyor konusunda bir nevi öğreti aktarıyoruz. Yani öğretmemiz için öğrenmemiz lazım. Dolayısıyla önce bizim haberimiz oluyor gelişmelerden dünyada. Yani gazetecilerin, yayıncıların haberi oluyor. Sonra böyle vatandaşa kadar uzuyor biz. Aslında biz öğrenirken önce öğreniyoruz, sonra öğretiyoruz. Sonra hep beraber yaşıyoruz toplumla beraber dönüşümü. Yani teknolojinin hızına ayak uydurmak biraz zor ve maliyetli. O yüzden ama giderek bunların düşeceğini düşünüyorum. Yani bir süre sonra şimdi IPTV'ler çıktı. Evet. İşte abone yapıyorlar vatandaşa yıllık 100 lira, 150 lira vesaire gibi. Ama zamanla üste para verelim noktasına bile gelecekler. Yeter ki siz izleyin. Biz reklam verenden bunun parasını alalım bununla. Gelecekler ama tabii çok zamanlı. Aslında yavaş yavaş sinema sektöründe görmeye başladık. Dizi sektöründe de görmeye başladık o dijitale kayışı. Evet. Daha çok daha takip edilen, izleyenlerin sevdiği. Daha gerçi sansür uygulamaları tabii çok hayata geçmediği için sansür uygulamaları da çok fazla olmadığı için belki bilmiyorum izleyicinin oradan da daha fazla takip etmeyi tercih ettiği bir platform oluşuyor şu an. Hukuki bir altyapısı yok henüz internet yayıncılığının, dijital yayıncılığın. Ama oluştuğunda ne olur bilmiyorum. Aslında ben bu konuda sistem de etmek isterim. İnsanlar bugün sosyal medyada, Facebook hesabında canlı yayında intihar ediyorlar. Evet. Yani canlı yayında bir sürü ahlaki değerlerimizle örtüşmeyen, toplum psikolojisini alt üst edecek değişik paylaşımlar yapabiliyorlar. Hukuki olmayan şeyler de yapabiliyor ama bunun bir denetleyeni yok. Oysa siz yayıncısınız. Gazetede yazılan her satırdan sorumlusunuz. Cumhuriyet Savcısına beyanname vermişsiniz ve orada yayınlanan her satırdan sorumlusunuz. Televizyonda da ifade edilen her cümleden, gösterilen her görüntüden sorumlusunuz. Şimdi böyle bir şey var. Şimdi yeni düzenle, dijitalle geleneksel düzenin arasında böyle de bir haksız rekabet var. Böyle bir adil olmayan uygulama var. Aslında devletin ya da devletlerin hızlıca bu yeni medyaya, yeni dijital mecraya bir düzen getirmesi gerekiyor diye de düşünüyorum. Evet, gelecektir kuvvetle muhtemel. Çünkü televizyon yayını da ilk 90'larda başladığında o yayınlara bir baktığımızda görüntülere, konuşmalara şu anda arasında bir uçurum var 90'larla artık 2000'lerin arasında. Kuvvetle muhtemel dijital medyada hayata girdikçe yine o aradaki devasa uçurumu göreceğiz. Ona göre yaptırımlar da beraberinde gelecektir. Şöyle diyoruz ya şimdi siz dediniz maliyetleri de tabii kurumlara da düşürecek. Az önce böyle meclisten de o haberi taşıdığımızda gazeteler kapanıyor diye veryansın ediyordu Sertel. Bir taraftan tabii gelen maliyetler de cabası ekonomik olarak zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Kurumlara artı katkıları olacak dijitale. Yani başka hangi sorunlarını çözer diye merak ediyorum. Sorun çözülsün istiyorum yani. Yani sorunları çok çözmeyebilir aslında. Neticede televizyonların maliyetlerini giderme çabası
gelirlerin azalmasından kaynaklı. Biliyorsunuz geçen yıl Temmuz ayından bu yana devam eden bir döviz krizi var ülkede. Euro dolar birden yükseldi. İşte 7 lira 8 liraları gördü. Dolayısıyla bizim giderlerimiz genelde döviz üzerinde olduğu için birden giderlerimiz arttı. Yani ayda işte 40 bin lira ödüyorsak 70 bin lira 75 bin lira ödemeye başladık uydu kirasına. İşte başka giderlerimiz de öyle, iletişim giderlerimiz de öyle. Yani bütün giderlerimiz afaki derecede arttı. Ama gelirlerimiz artmadı. Aksine gelirlerimiz düştü. Çünkü ülkede bir ekonomik kriz var. Ciddi manada ticaret erbabı bunu hissediyor. Sabit gelirler ne kadar hissediyor bilmiyorum. Ülkede ciddi bir ekonomik kriz var. Ekonomik krizlerde bizim yayın kuruluşlarının en büyük gelir kaynağı reklam. Aslında ekonomik kriz, yani biz jöle satıyoruz, ekmek değil. İnsanlar karnı açken jöle almıyorlar. Ya da jöle almışlarsa önce ekmeğin parasını veriyorlar tekrar ekmek almak için. Jölenin parası beklesin diyorlar. Tabi bu mali krizlerin bize yansımaları da sert oluyor. Dolayısıyla yayın kuruluşları ekonomik anlamda yaşadıkları sorunları çözmek için ciddi manada çalışıyorlar. Arayış bunun için aslında. Ama öbür tarafta da teknolojik gelişime ayak uydurma da var. Yani bence maliyetler düşecek. Ama gelirlerin artması gerekiyor. Yayın kuruluşlarının kazanmazlarsa, gelirler artmazsa maliyet ne kadar düşerse düşsün. Bunların altından kalkma şansları yok. Evet, kesinlikle. Bu madden yaşadığımız aslında tabii tüm sektörleri, medya kuruluşları da içerisinde tüm sektörleri aslında ciddi anlamda etkiliyor. Evet. Şöyle bir sokağa da çıktığımızda ya da dolaştığımızda, sohbet ettiğimizde de ne yazık ki herkes oldukça dertli. Bir an önce sorunların çözümü için aslında adım atılması lazım. Hatta adım atılmasından da öte bir an önce birilerinin bir işin ucundan tutup artık çözmeye başlamamız lazım. Evet. Yürümeye başlayalım. Seçim dedik, işte yenilenen seçimler dedik. Gündem böyle bir yoğundu, koşuşturduk ama bir tarafta seçim gündemiyle Türkiye bu kadar çok yoğun konuşurken ekonomi gündemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek bir sürü yasa, halkı ilgilendiren, uzun vadede ilgilendirecek bir sürü de başlık vardı aslında. Biz uzun bir süre inşallah seçim gündemi görmeden sorunlara odaklanırız diye ben ümit ediyorum. Öyle görünüyor ki 4 yıl seçim yok ülkede. Dolayısıyla 4 yıl boyunca geçime odaklı olacağız. Yani Ayşegül Hanım, biz bir hafta yayında kalmadığımız süre içerisinde yani bu bir zayıf bir şey oldu. Bizim zayıf bir yanımız ortaya çıktı. Biz bir hafta yayın yapamadık. Yani 6 gün yayın, uydudan yayın yapamadık. Ama bu süreç bizim güçlü bir yanımız olduğunu hissettirdi, bize fark ettirdi. Zayıf zamanımızda güçlü yanlarımızı gördük. Biz yani TV'de ne 6 gün içerisinde yaklaşık yani 10 bine yakın mail, mesaj, arama geldi. İşte biz sizin yayınlarınızı izleyemiyoruz. Evet. İşte frekans mı değişti? Bundan sonra izlenemeyecek misiniz? Kapandınız mı? Böyle bir sürü bu minvalde sorular geldi. Ve biz bu süreçte gördük ki Almanya'dan soru geliyor. Belçika'dan soru geliyor. Ürdün'den, Cezayir'den, Irak'tan. Artı taraflarına bakmak lazım. Dünyanın her yerinden geliyor. Türkiye'nin her yerinden sorular, mesajlar geliyor. Amasya'dan izliyorum, Artvin'den izliyorum, şuradan izliyorum, şunu izliyorum, bunu izliyorum. Ege'nin inanamazsınız bütün köylerinden, neredeyse bütün mahallelerinden neredeyse mesaj geldi. Hı hı. Yani ne oldu, niye izleyemiyoruz, uyduda niye yoksunuz? Biz gördük ki ben açıkçası TV'den yönetim kurulu başkanı olarak ben TV'denin böyle bir etki gücü olduğunun farkında değildim. Yani bu süreç bize bunu fark ettirdi. Tabii yani, bazı artılar eksiler evet, yükseldiğinde ortaya evet, çıkıyor aslında. Ama tabii bundan sonrası için biz bu izleyiciden aldığımız güçle, yani izleyicinin bizim yayında olmadığımız 6 gün süre içerisinde kapıldığı endişeyle biz bunu fırsata dönüştürüp bu yayın kuruluşunu, bir yayın kuruluşunu olabildiğince ayakta tutmak ve halka hizmet etmesi için var gücümüzle çalışacağız. Hı hı. Tabii burada izleyicilerimizden de destek bekliyoruz. Yani bizim izlendiğimizi aslında hissettirmeleri de gerekiyor. Biz böyle anladık. Ama bu memleketin yöneticileri, yani yerel yöneticiler, bu bölgenin yöneticileri bölgeye hiç faydası olmayan, sadece arada sırada gelip söğüşleyip giden fikir tüccarları var. İşte arada bir işte eline küçük bir bilgi alıp bir belediye başkanına işte şantaj yapıp işte binlerce para götüren sözde yayıncılar var. Ve bunlara itibar eden yerel yöneticiler var. Bölgeye bir faydası yok. Bölge insanı bunları izlemiyor. Yani bölgeye bir katkısı yok ama bugün TV'den ve benzeri televizyon kanalları, mesela biz Ege bölgesinde Ege'nin haber kanalıyız.
Yani Ege'de ne oldu ne bitti izleyici bizden öğreniyor. Hı hı. Ama Ege'li kalmadı da zaten. Aynen öyle. Ege'li yöneticiler buna sahip çıkmalı. Yani milletin parası olan, yani özellikle belediye başkanları milletin parasını bugün hovardaca Ege'de izlenilmeyen, izlenilse bile bir seferlik bölgeye katkısı olmayan yayın kuruluşlarına deli paralar aktarıyorlar. Çok yakınımızda bir belediyenin ulusal televizyon kanallarına yılda 10 ila 30 milyon arasında para aktardığı konusunda bilgi sahibiyiz. Yani memlekete faydası olan yayın kuruluş, madem böyle bir bütçe var, niye yerel yayın kuruluşlarıyla paylaşılmıyor? Niye yayın, biz de memleketi en iyi anlatan biz. Yani düşünsenize. Şimdi ulusallara baktığınızda zaten tabii İstanbul ana durumları. Biz işte küçük bir köyümüzden, dağ köyümüzden ulusaldan haberdar olamıyoruz. Dağ köyünde biri işte ürünü zarar gördüğünde, köyü sele kapıldığında yanında o bölgenin temsil ettiği televizyon ya da radyo ya da gazete televizyon temsilcisini görüyor. Evet. Medya temsilcisini görüyor. Ona ihtiyacı var. Köpeğini kaybeden bize geliyor. Köpeğimi kaybettim, çok seviyorum diyor. Biz yayın yapıyoruz, köpek bulunuyor. Kan lazım olan bize geliyor. Hastamız var. Biz altyazı geçiyoruz. İşte televizyonda, internet sitelerimizde. Çünkü bu bölgeden, evet, buradan ihtiyacı var. Müşteri lazım olan bize geliyor. Benim işlerimin artması lazım, müşteri lazım bana. Bize reklam vermiş, Almanya'ya, Belçika'da yaşayan yurttaşlarımıza ev satmış bir sürü müteahhit var. İşte bizde reklamı yayınlamış, birçok satış yapmış, satışını artırmış bir sürü insan var. Bir sürü tacir var. Yani biz ihtiyaç anında biz buradayız. Ama şunu söylüyorum, bizim de ihtiyacımız var. Yani biz ihtiyaç halinde göreve hazırız. Fakat bu yayın kuruluşlarının ayakta kalması gerekiyor. Bizim de ihtiyacımız var. Ben size yayına gelmeden önce mini bir araştırma yaptım. Bakın, televizyona reklam vermekle ilgili, televizyonda reklam yayınlatmakla ilgili insanlarda değişik ön yargılar var. Diyorlar ki televizyon reklamı pahalı. Değil. Belediye... Ben ulusallarla çalıştıkları için öyle bir algı, yok, bir kısmı. Hayır, çalışmadıkları için. Yani henüz çalışmadıkları için böyle bir ön yargı var. Çalışsalar öyle olmadığını bilecekler. Yani şey, böyle zannediyorlar ki çok pahalıdır diye düşünüyorlar. Öyle değil. Belediye hoparlöründen ucuzuz biz. Televizyon reklamları belediye hoparlöründen ucuz. Bugün gidiyorsunuz bir ilçenin, işte atıyorum Karacasu Belediyesi, Sultanhisar Belediyesi, Çine Belediyesi'nden anons yaptırıyorsunuz. Diyorsunuz ki kampanya yaptık. İşte tavuğu 10 lira değil de 5 liraya satıyoruz, hı hı, diyebilmek için 30 lira para ödüyorsunuz. Bir kere belediye hoparlöründen bağırıyorlar. Ve sadece hoparlörün kurulduğu sınırlı alanda bu insanlar ulaşıyor, 30 lira. Biz de 75 kuruşla, saniyesi 75 kuruşla 10 liraya kadar değişen tarifeler var. Örnek veririm, reklam tarifeleri. 1 lira olduğunu düşünelim. Saatlerine göre bunların değişiyor. Prime time'ları var. 1 lira olduğunu düşünelim. Bir reklam en fazla televizyon reklamının oluvereceği 20 saniye. En fazla. 10, evet, saniyede olur. 15, 5 saniyede televizyon reklamlarının ben çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani çok kısa reklamların daha etkili. Atıyorum 15 saniyelik bir televizyon reklamı 15 lira. Günde 5 defa dönse 75 lira. Ayda 2250 lira yapar. Yani sizce pahalı mı televizyon reklam vermek? Ve düşünsenize, tüm dünya izliyor. Evet. Her yerden izleniyorsunuz. Oysa belediye hoparlörü bizden daha pahalı. Aslında televizyon reklam vermek pahalı değil. Televizyon reklam vermek ulaşılmaz, erişilmez, çok zor bir şey değil. Yani bunu kırmak lazım. Ben açıkçası bu imkanı kullanmalarını isterim. Hı hı. Ege bölgesindeki tacirlerin, tüccarların televizyon reklamının gücünden faydalanmaları, kazançlarını artırmaları, markalarını büyütmeleri, en azından adlarını unutturmamaları gerektiğini düşünüyorum. Hı. Bundan faydalansınlar, bundan faydalanabilirler. Zaten dünyanın en ünlü markalarını bile düşündüğümüzde, evet, hiçbiri demiyor ki artık bizim reklama ihtiyacımız yok. O çok bilindik. Dünyada işte Amerika'dan tutun Türkiye'ye en ücra köşedekinin bildiği markalardan bahsediyorum. Neden hala reklam yapıyorlar? Evet. Demek ki bu ciddi bir ihtiyaç. Kesinlikle ciddi bir ihtiyaç. Bir firmanın adı ne kadar büyük olursa pazarı o kadar büyük olur. Bir kişinin de öyle, adı ne kadar büyük olursa karşılığı o kadar büyük olur. Yani bugün siyasetçiler, dedim ya, belediye bütçelerinden ciddi harcamalar yapıyorlar. Sanmayın ki bunu şey için yapıyorlar, o şehir için yapıyorlar. Adlarını büyütmek için yapıyorlar, tamam mı? Çünkü adları büyük olursa algıları büyük olacak, pazarları büyük olacak. Ama sadece kendilerine faydası var, memlekete faydası yoksa orada problem var. Yani bu demek oluyor ki insanların parasıyla, milletin parasıyla, işte İzmirli'nin parasıyla, Muğla'lının parasıyla, Aydınlı'nın parasıyla, Denizli'nin parasıyla, Manisa'lının parasıyla kendi şahsi reklamını yapıyorlar oluyor.
Burada da memlekete faydası yok bunun. Su faturası ödeyen insana faydası yok. Vergi ödeyen insana faydası yok bunun. Su faturası ödeyene, vergi ödeyene faydası olan yayın kuruluşları burada. Biliyorsunuz Simyacı diye bir roman var. Evet. Paulo Coelho'nun yazdığı. Simyacı'da biliyorsunuz orada romanın kahramanı bir rüya görüyor. Rüyasında gördüğü definenin peşine düşüyor. Evet. Çöllere gidiyor, dünyaları aşıyor. Başına bir sürü belalar geliyor. Ama aradığı defineyi koyunların otlattığı, koyunlarını beklettiği ağlın dibinde görüyor, dibinde buluyor. Evet. Yani aslında hazine burada. Yani hazine burnumuzun dibinde. Uzaklarda aramaya gerek yok. Ben yerel gazetelerin, yerel internet sitelerinin, yerel televizyonlarının, yerel yöneticiler, yani halkın parasını yönetenler tarafından fark edilmesi gerektiğini, halkın parasının halkın olan olanaklar, halkın olan, halka hizmet eden imkanlar için harcanması gerektiğini düşünüyorum. Bir eleştirim de sektöre. Hı. Sektöre ciddi manada şeyim. Bu sektörün en olumsuz bulduğum yanı bindiği dalı kesmeleri. Yani ben bugün Ege'nin haber kanalı olma yolunda büyük yol almış bir televizyon kanalının bugün yönetim kurulu başkanıyım. Ege'de benzer formatta en az 10 tane televizyon kanalı olması beni güçlendirir, bizi güçlendirir. Hı hı. Ama bakıyorsunuz sektörde inanılmaz derecede dedikodular var. İşte herkes böyle şey yapıyor, herkes başkalarına bakıyor. Sektörün çalışanları bindikleri talı kesiyorlar, çalıştıkları kurumların dedikodusunu yapıyorlar. Yarın çalışacak kurum bulamayacaklar. Gerek yok bunlara. Yani hani böyle işte herkes mesela bakıyorsunuz şehirlerde lokomotifler var. Her şehirde lokomotif yayın kuruluşları var. Bir tane, iki tane. Diğer yayın kuruluşlarının görevi, atıyorum Aydın'da Denge var. Örnek veriyorum, Denge gazetesi var. Birkaç tane daha güzel gazete var. Bunlardan kalanların görevi, inan olun bunları dengelemek. Yani onların misyonu onları dengelemek. Yani bir yayın kuruluşu alıp başını gitmesin. Yani zapt edemeyeceğimiz, tutamayacağımız noktaya gelmesin diye. Diğerlerini birileri bir şekilde destekliyor ki hani farklı şeyler olsun diye. Şimdi bu yüzden desteklenen, bu yüzden beslenen yayın kuruluşları lokomotif olan yayın kuruluşunu hedef alırsa bence kendi ayaklarını sıkıyorlar. Çünkü senin var olma sebebin bu şehirde lokomotif yayın kuruluşlarının. Aynı şey diğer sektörler için geçerli. Lokomotif 3 tane güzel lokanta varsa, fiyatları da yüksekse insanlar bir kere lokantaya gitmek istiyorlar var diye. Ama bütçeler uymuyorsa daha farklı yerlere gidiyorlar. Yani o lokomotifler kapansa bu sefer insanlar lokantaya gitmeyecekler. Hı-hı. Yani ya diyecekler boş ver gitmeyi verelim falan filan. Yani diğer sektör, o yüzden sektördeki insanların sektördekilerle uğraşmalarına gerek yok. Sektörlerde, her sektörde herkese yetecek kadar pazar var. Hatta fazlası var yani. Bakın adamlar geliyor dünyanın her bir yanından. Milleti söğüşlüğe gidiyor. Bugün birisi arıyor Isparta'dan. Bir medya takip firması bizde yayınlanan haberlerin CD'lerini gönderiyormuş onlara. TV'den arıyoruz sizi diyormuş. CD gönderdik, CD başı para istiyorlarmış. Böyle bir uygulamamız bizim yok. Bunlar medya takip şirketleri. Bizim yaptığımız haberleri, bizim yaptığımız yayınları, içerikleri kimi ilgilendiriyorsa indirip CD'ye kopyalayıp size TV'den arıyoruz deyip insanlardan para talep ediyorlar. Yani televizyon kuruluşlarının, yayın kuruluşlarının böyle bir, bizim böyle bir uygulamamız yok. Biz kimseden evet. Sizin haberinizi yayın. Zaten aleni işte internet sitelerinde, değişik mecralarda bizim videolarımız, içeriklerimiz var. Vatandaş geldiğinde bizim buradan arkadaşlar yardımcı oluyorlar, veriyorlar. Yani düşünsenize böyle şeyler var. Yani sektörü baltalayan bir sürü unsur var. Gidiyorlar, geçenlerde Aydın'a gelmiş birileri. Sultanhisar'la Buharkent arasında yol kenarındaki işletmelere tek tek dolaşıp TV'den geldik. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. 250 lira, 300 lira, 500 lira para toplamaya çalışmışlar. Ve verenler olmuş. Bizim bundan haberimiz yok. Yani medya şirketlerinin adını kullanarak böyle. Evet. Yani oysa bizden biri gittiğinde hani durum çok daha farklı oluyor. Ben insanlara uyanık olmaya, akıllı olmaya davet ediyorum. Gerçekten hani bu yayın kuruluşları çok kıymetli. Dediğim gibi en ufak bir şey lazım olduğunda Yerelin kıymeti olmayınca anlaşılıyor birçok yerde aslında. Evet. Olmadığını bilenler çok iyi biliyor yerel medya ne kadar evet. önemli. Yaşayan iller var, şehirler evet. var. Evet. Yine kapanan geçmiş yıllarda bir televizyon var Ege bölgesine hitap eden. Oralarda yerel basının olmadığını iliklerimize kadar hissediyoruz desek zannediyorum ki yalan olmaz. Evet. Yani kaybetmeden kıymet bilmeleri ümidiyle diyeyim ben. Kesinlikle. Çok kıymetli bölgede yayınlar var. Televizyonlar var. İnternet siteleri var. Gazeteleri var. İçerik üretiyorlar. Bu insanlar eğer gücünü halktan alırlarsa
halka hizmet ederler. Gücünü halktan almazlarsa halka hizmet etmek yerine halkın imkanlarıyla hovardalık yapmaya çalışanlara hizmet etmek zorunda kalırlar ki biz bunu tercih etmeyiz bir yayın kuruluşu olarak. Bizim çizgimizde çok ters bir durum bu. Ama maalesef sonra diyorlar ki işte herkes yayın kuruluşlarının bir taraf olmasını bekliyor. Yayın kuruluş, Türkiye'de taraf olmayan yayın kuruluşu çok az kaldı. Herkes hedefleyen kimsesiz kalıyor. İşte her şeyi hedefleyen hiçbir şey olmuyor. Ama yayıncılık öyle bir şey ki sizin herkesi kucaklamanız lazım, herkes hedeflemeniz lazım. Ben şunu söylüyorum, bizim buraya, siz de uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Buraya her siyasi görüşten herkes gelir, kendini ifade eder. Yani ve eğer cesaret sahibi ise daha çok gelir, daha çok ifade eder. Ama esaret sahibi ise gelmiyor. Eğer hani sorulacak bir soruya verecek cevabı yoksa ya da sorulacak sorulardan rahatsızlık duyacaksa, yani esareti varsa, yani bir halt yemişse, yani halka ihanet etmişse buraya gelmiyor. Ama ne yapıyor? Ondan sonra çamur atıyor. Ondan sonra diyor ki bunlar ambargolu. İşte bunlara şunu yapalım, bunlara yapmayalım, yaşatmayalım, bitirelim falan diyorlar. Ben diyorum cesaret olan gelir bizim ekranlarımızda, bizim sayfalarımızda kendini her türlü ifade eder. Burada sorulacak sorulara da cevap verir. Ama esareti olan tutar arkadan. İşte ben oraya gitmiyorum, onlar şöyle, onlar böyle der. Öyle bir durum yok yani. Herkes buraya gelip kendini ifade edebilir Ayşegül Hanım. Biz herkesin ayağına da gidebiliriz. Vatandaşın ayağına gideriz. Bizim en ufak bir köyde dolu felaket oluyor. Arıyorlar, bizim arkadaşlar buradan kalkıyor. 50 kilometre uzaktaki köye gidiyorlar. İşte Ege'nin bütün illerindeki arkadaşlarım seferber oluyorlar vatandaşın sorununu gündeme getirmek için. Vatandaşı temsil eden, vatandaş adına kamu malını yöneten, kamu görevi yürüten insanların da biz en büyük yardımcısı olmaya, en büyük destekçisi olmaya, kendilerini ifade etme noktasında en büyük katkıyı sunmaya dün de hazırdık, bugün de hazırız, yarın da hazır olacağız. Bunun için varız. Ama diyorum yani cesaret olanlar gelir, konuşur, derdini, kendini anlatır. Esaret olanlar ancak arkadan konuşur. Arkadan konuşuyorlar. Şimdi arkadan konuşturuyorlar. Bunun ne memlekete ne de kendilerine ne de hiç kimseye faydası yok. Şimdi bu çok çok güzel, böyle yerinde bir cümle oldu. Üzerine çok da şey konuşamadığım bir cümle oldu yani. Bir kapanış cümlesi mi diyelim? Var mı eksik bir şey? Ayşegül Hanım, ben teşekkür ediyorum. Yani TV'den, yani Denge Medya Grup, Denge Gazetesi, Aydın Denge.com.tr, bizim Denge Medya Grup gerçekten özveriyle, meslek aşkıyla, memleket sevdasıyla çalışan bir yapı. Yapının bireyleri de, her bir bireyi de bu çerçevede bakıyor olaya, mesleğe. Biz gerçekten, dediğim gibi, bizim arkadaşlarımız çok büyük fedakarlıklar yaparak bu haberleri insanlara ulaştırıyorlar. Biz de işletmeciler olarak feda ediyoruz diyorum. Çünkü fedakar iki kelime. Feda eden kâr eder anlamında. Feda, kâr etmen için feda etmen lazım. Biz kâr da hedeflemedik bugüne kadar. Feda ettik. Feda ediyoruz. Feda olsun vatana, millete. Ama biz feda etmeye devam etmek istiyoruz. Yani bu konuda da gerçekten toplumdan, vatandaştan, yöneticilerden, iş dünyasından, STK'lardan destek bekliyoruz. Yani memleketin, Ege bölgesinin, bölgemizin böyle televizyon kanalına, bu tür yayınlara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Şu bir hafta içerisinde çok net yaşadık. Evet, anladım. Ben sokakta onlarca kez durduruldum. Ya ne oldu, izleyemiyoruz falan. Dediğim gibi binlerce mesaj geldi. Arkadaşlarımızın herkes işte ya niye izleyemiyoruz? Ben gördük yani bu ihtiyaç var. Biz önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. Bu ihtiyacı karşılamaya talip. Ben herkesi sektörün içerisinde etkin olmaya davet ediyorum. İhtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılamak için Ege'de en az 8-10 tane kanal çıksın. Ama kanal azalmasın. Yayın kuruluşları azalmasın. Yani bu sektörde insanlar çalışabilsin. İnsanlar doğru haber alabilsin. Eğer devletin kanunları çerçevesinde denetlenebilen yayın kuruluşları olmazsa bugün sosyal medyada kişilerin sosyal medya hesaplarından kişisel istekleri, arzuları, hevesleri doğrultusunda yapılan paylaşımlar dışında haber alabileceğimiz bir şey kalmıyor yani. Kalmıyor kesinlikle. Evet.
Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hep beraber toplum olarak, ülke olarak, bölge olarak el ele verip aslında medyasıyla, diğer sektörleriyle hepimiz birbirimiz için, ülkemiz için çabalıyoruz aslında. Evet. Bir şeyleri düzeltmek için, halkın sesi olmak için, onu hiç ulaşamadığı yöneticilere ulaşmak için, o yöneticinin de söylemek istediğini yine işte köyde oturan Ayşe teyzeme aktarmak için buradayız. Evet. En doğru, en tarafsız şekilde ve ülkeye katkı sağlamak için aslında. Steve Jobs'ın, biliyorsunuz, dünyanın en büyük markalarından birisinin kurucusu Steve Jobs, Apple markasını kurdu. Steve Jobs'ın bir sözü var. Sizi seven sizi bırakmaz diyor. Biz Ege bölgesini, Ege bölgesinin insanlarını seviyoruz. Biz onları bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi sevenler bizi bırakmasın diyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Efendim TV'den Yönetim Kurulu Başkanı Emin Aydın bizlerle birlikteydi. Ben uğurlarken Sayın Aydın'ı arkadaşlarım da hemen bir haber getirsinler ekranlarınıza.